Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Dünyanın en uzun depremi tam 32 sene sürdü. Bilim insanları Endonezya'da 1829 ve 1861 yılları arasında aralıksız olarak tek bir tane deprem yaşandığını tespit etti. Deprem 1861 yılındaki 8.5 şiddetindeki sarsıntı ile sona erdi ve ardından büyük bir tsunami çıktı. Yani büyük dev okyanus dalgaları. Bir önceki en uzun depremi ise neredeyse ikiye katladı. Bilim insanları dünyanın en uzun süreli depremini tespit etti. Birkaç saniye ile birkaç dakika arasında değişen depremler düşünüldüğü zaman ortaya çıkan sonuç oldukça şaşırtıcı. Sonuçları Nature Geoscience dergisinde yayınlanan araştırmaya göre dünyanın en uzun depremi birkaç saniye, birkaç dakika, birkaç saat değil, birkaç günde değil, birkaç yılda değil, tam 32 sene sürdü. İnanılır gibi değil ama gerçek. Tam 32 sene süren bir depremden bahsediyorum. Ve dünya çapında geçerli Nature Geoscience dergisinde yayınlanan bir araştırma. Böylece bir önceki rekor ikiye katlandı. Yavaş ama sürekli yaşanan bu sallantı 1829 ve 1861 yılları arasında yaşandı. Evet. Endonezya'nın Sumatra adasında yaşanan deprem 1861 yılında tsunami felaketi ile son buldu ve binlerce insanı öldürdü. Depremin 32 yıl boyunca devam ettikten sonra 8.5 şiddetiyle patlama yaşadığı belirtildi. Evet. Burada tek bir depremden bahsediliyor. Tabii bu depremlerin bilindiği üzere öncül ve artçıl depremler de vardır. Yani ana depremi belirten ön ve sonradan devam eden artçı depremler de vardır. Literatürde bu tür depremlere yavaş kayma adı verilir. Bu tür depremlerde bir tabaka diğerinin oldukça yavaş bir şekilde kayıyor. Yavaş kayma depremleri birkaç gün, birkaç hafta, birkaç ay ya da çok nadir durumlarda birkaç yıl sürebiliyor. Makalenin yazarlarından Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nde görev yapan Emma Hill, yavaş kayma depreminin bu kadar sürebileceğine inanmazdı ama tespit ettik dedi. Yavaş kayma depremlerde tıpkı alışık olduğumuz diğer hızlı depremler gibi tektonik hareketler sonucu ortaya bir enerji çıkartıyor. Makale aynı zamanda tektonik kaymalarda yeni bir çalışma alanı ortaya çıkartıyor. Mercanlar. Mercanlar üzerinde yapılan çalışmalarda Sumatra'daki Simeulue adasının her yıl 1-2 milimetre battığı tespit edildi. 1829 senesinde ise bu batma yılda 10 milimetreye yükseldi. Bu hız 1861 yılına kadar devam etti ve büyük 1861 depreminden sonra erdi. Nasıl bir deprem? Maalesef kaybetmiştik. Yaklaşık 25 bin resmi rakamlar ki bunun çok çok daha üstünde can kaybını olduğunu biliyoruz. Yani 100 bin civarında
insanlarımızı belki de bu dönemde kaybettik. Ve burada 8.5 şiddetindeki bir depremden, 8.5 büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Çok çok daha büyük ve okyanus kenarında olduğu için tsunami etkisi çok büyük ve burada tektonik hareketler sonucu uzun süreden beri, tam 32 seneden beri devam ede gelen depremlerden sonra çıkan büyük bir sismik depresyondan bahsediyoruz ki bu deprem 8.5 büyüklüğünde büyük bir deprem olarak ortaya çıkıyor. Ve dikkat edin, değişik bunun göstergeleri nasıl diyor mesela, her sene normalde 1-2 milimetre battığı tespit edildi. Mercan Adası 1-2 milimetre, fakat 1829 ile 1861 yılları arasında, yani depremin süre geldiği 32 sene boyunca 1-2 milimetre batma derecesi 10 milimetreye kadar yükseliyor yılda. Yani 1 santimetre, ki belki 1 santimetre ne ki diyebilirsiniz, fakat uzun yıllar boyunca devam eden bu hareketleri hemen 1-2 sene, 10 sene olarak düşünmemek gerekiyor. Binlerce, hatta milyonlarca yıl süren dünyamızın hareketleri, tektonik hareketleri, kıtaların hareketlerini, levha hareketlerini, plaka hareketlerini düşünmek için. Bunu düşündüğümüz zaman da 1 milimetre yükselmesi veya burada batması çok büyük rakamlara karşılık. Evet, dünyanın en büyük depremi Endonezya'da Sumatra adasında 1829 ile 1861 yılları arasında süren tam 32 yıllık bir deprem. Tek bir deprem. Bunu bütün bilim adamları çok büyük bir şaşkınlıkla karşıladılar ve bununla ilgili makaleyi yazan bilim kadınının biraz önce söylemiş olduğu sözleri aktardım. Böyle bir şeyi biz kesinlikle beklemiyorduk. Bu bizim için çok şaşırtıcı. Ki bu araştırmayı yapanlar jeoloji mühendisleri ve jeoloji mühendislerinin de özellikle deprem konusunda, sismoloji konusunda uzmanlaşmış isimler. Bir araya gelip bu şekilde araştırma sonucunu makale olarak bizlere sunmuşlar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah bizleri ve tüm insanlığı bütün afetlerden muhafaza buyursun. Ama her zaman, her daim de bu şekilde depremlerin olacağını düşünerek yapılarımızda, inşaatlarımızda, yerleşmelerimizde, bütün hareketlerimizde buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Yeryüzündeki fay hatları, kırıklar, çatlaklar 3 aşağı 5 yukarı tespit edildi. He, daha hala tespit edilemeyen veya üzeri örtülü olan kırıklar var mı? Var. Bunlar ne zaman tespit edilir? Ancak yeni yeni depremlerle, yeni yeni tektonik hareketlerle bunlar tespit edilir. Ve orada açık olan görebildiğimiz depremlerden, deprem hatlarından veya da fay hatlarından kapalı olan üzeri örtülü olanlar tespit edilir. Maalesef ki biz, bizim gördüğümüz faylar veya da kırıklar neymiş? Çok daha büyükleri örtülemiş veya da deniz altında, okyanuslar altında da çok büyük kırıklar, kayma zonları dediğimiz levhaların birbirinin üzerine çıkmaları, ters veya da düz faylanma dediğimiz hareketlerin olduğunu tespit ettiğimiz zaman deriz ki demek ki daha birçok daha tespit edilmeyen deprem hatları, fay hatları vardır. Buna göre insanların hareket etmesi lazım. Ne de ulaşımda, yapılaşmada veyahut da birçok daha ekonomik, iktisadi, ticari faaliyetlerinde buna dikkat etmesi
gerekiyor. Yani kısacası yaşadığımız dünyayı tanımamız gerekiyor. Biz tanıdığımızı zannediyoruz birçok alanda ama fakat gün geçmiyor ki daha yeni yeni bulgular, icatlar, keşifler olmasın. Allah'a emanet olun aziz dostlar.